Merhaba arkadaşlar, bugün sol kroşe ve sağ kroşe atmayı öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda direkt yumrukları öğrendik. Sol direk ve sağ direk, bugün ise kroşe yumrukları öğreneceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden evvel videomuzu beğeniyorsanız like atmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız vakit kaybetmeden kroşe yumrukları öğrenmeye başlayalım. Kroşe yumruk yakın mesafe yumruğu olduğu için bir partnerle daha iyi anlatabileceğimizi düşündük. O yüzden sporcumuz Mustafa'yı yanımıza davet ettik. Mustafa ile beraber kroşenin nasıl atıldığını, sol kroşenin ve sağ kroşenin nasıl atıldığını öğreneceğiz. Öncelikle kroşenin püf noktalarını anlatmaya çalışayım. Mustafa bana doğru dönecek. Şimdi gardı olan arkadaşlarımız, bir önceki derslerimizden gardımızı nasıl aldığımızı öğretmiştik. Mustafa düz gardlı bir arkadaşımız, yani sol yumruğu önde. Sol yumruğu önde olduğu için gardın teferruatına tekrardan girmeyeceğim bilen zaten biliyor. Dolayısıyla sadece kroşeyi atarak geçiştireceğiz. Çünkü bir önceki derslerimizde direkler, duruşlar, dönüşler, manevralar, ayak hareketlerinin hepsi vardı. Evet arkadaşlar, yakın plan yumruğu bu. Direk yumruğu gösterelim. Mustafa direk yumruğu uzatmana. Direk yumruğu uzattığı zaman aramıza mesafeyi koyuyor. Mesafeyi koyduğu için bakın ben buradayım şu anda. Ama kroşe yumruğu biraz daha içeri. Dolayısıyla kroşe yumruğu gireceğim zaman Mustafa'nın içeri doğru, rakibe doğru içeri girmesi lazım. Kroşe çeneye atılan bir yumruktur. Püf nokta 1. Kroşe yumruk direk çeneye odaklı bir yumruktur. Püf nokta 2'yi söyleyeceğim. Çoğu kişi bunu yanlış biliyor. Televizyonda izlediğiniz ya da bazı kickbox yumrukları bile bu şekilde gösteriliyor. Maalesef doğrusunu söylüyorum. Kroşe yumruk çeneye odaklı bir yumruk olduğu için direkt itelemeye yönelik değil. Mesela bakın bu tarafı, biraz tarafa dönüştük Mustafa. Şöyle gösterelim. Döndük. Bu direkt kroşe yumruk yanlış bir yumruk. Bakın ben de rakibim. Diyelim ki benim çeneme odaklı bir yumruk atacak. Evet bu şekilde attı diyelim. Benim karşıya doğru. Ben böyle savruldum. Atar bir tarafa. Fakat çene denge merkezidir. Boksta birkaç denge merkezi vardır. Sonra anlatacağım. Bir tanesi çene. Yani bu alt kısım. Dolayısıyla yumruğunu çevirip aşağı bir ivmeyle, bakın şu şekilde bir ivmeyle benim çenemi hedef alması gerekiyor. Böyle vursaydı ben direkt bu tarafa doğru savrulacaktım. Fakat odağı çenem. Dolayısıyla direkt oraya vurup aşağı düşürme odaklı. Çok önemli bir nokta. Zannediyorum çok açık bir şekilde anlatabildim. Bilmeyenler öğrensin diye söylüyorum. Tekrar attık bu tarafa doğru. Karşıya doğru attığı zaman hiçbir faydası yok. Böyle uzanır. Boksör de kendisi de. Fakat aşağı doğru ivmeli vurduğu anda düşme ihtimalimiz çok yüksek. Birinci bir nokta. İkincisi tekrar kroşeyi atıp gösterelim. Bu şekilde duralım Mustafa. Evet at kroşeni. Attık. Şimdi dikkat etmemiz gereken husus şu. Topuk dönüyor mu yine pençede, dönebiliyor muyum? Kalçam dönüyor mu ve vücut da dönüyor mu? Tekrardan toparlayalım Mustafa. Aldık gardımızı. Kırış atıp tekrar gardımıza geçelim. Attık, geçtik. Bakın tekrar at ve geç. Bakın buradan hiçbir şekilde oynama yapmadı. Tekrardan at kırışını buraya çeneye vurdu. Tekrar bir lastik varmış gibi yerimize geldik. Ne yüzümüzü açtık ne de rakibe bir fırsat verdik. Tekrardan kırışı gösterelim. Attım. Omuz, bakın omuz yüzde. Yani yine vücuduma almış olduğum bir kuvveti karşıya uyguluyorum. Kalçamı çevirdim, topumu çevirdim. Atalım ve bekleyelim. Evet, çeneye odaklı bir yumruk aşağı. Bu kemiklerle, daha önce de anlatmıştık, tekrar önünüzdeyim. İki kemiğimizi aşağı doğru kıvırıp çeneden aşağı indirim odaklı. Topumuz havada, kalçamız dönük, omuzumuz yüzümüzde ve çene, direkt çeneye olan yumruk. Duruşumuz bu. Yine karşı tarafa odaklı bakıyoruz. Kafamızı asla yumruğumuzun olduğu tarafa çevirmiyoruz. Çünkü olası bir yumruktan bakarak kurtulmalıyız. Bakacağız çünkü o arada yumruk atılmış olabilir. Hemen bir savunma. Evet yap savunmamı Mustafa. Savunmayı yapıp tekrar kurtulabiliriz. Duruş bu. Bu sol kroşeydi. Şimdi aynı mantıkla tekrardan sağ kroşeyi gösterelim. Evet tekrar gardı alalım. Bu sol kroşeyle hemen bu tarafa geçiyorum. Hayır sen burada kal. Daha detaylı anlatabilmek için söylüyorum. Bu sol kroşeyi bir atıp gösterelim bir kere daha. Attık, tekrar gardımızı aldık. Şimdi sağ kroşe. Düz gardlı arkadaşlar için sağ kroşe. Tekrardan birinci direk yumruktan attığımız gibi sol direk yumruk yüze doğru gelirken sağ atağa çıkacak. İki askerdi, kule nöbeti değişiyorlardı. Birisi gelirken öbürü geri gelecek. İkisi birbirinin vazifesini uygulayacak. Şimdi bakalım. Sağ direk yumruğu slow motion. Ağır bir şekilde gösterelim. Yavaş yavaş. Topuk nasıl döner, omuz yüze nasıl gelir, bu el yüzden nasıl çıkar, bu el ise geri vazifesine nasıl geri gelir, bunu uygulamamı gösterelim. Evet Mustafa başlayalım. Sağ kroşeyi gösteriyoruz. Başla. Yavaş, daha yavaş ya. Daha yavaş anlatabilmek için. Daha yavaş. Bakın. Evet başla. Başladık. Başlar başlamaz topuk dönmeye başladı. El gelmeye başladı. Diğer el buradayken hemen yüzün yerini aldı. Hemen.
Çünkü burayı boş bırakamıyoruz. Muhafız kalesini, asker kalesini asla terk etmez. Tekrar gardımı aldım. Çok yavaş göstermesi bu sefer. Yavaş yavaş ben anlatıyorum. Evet geldi, geldi. Bakın yine buradayız değil mi? Yine burada karşıya doğru bir bakış. Çeneden aşağı doğru bir bakışla direkt rakibin çenesine odaklı bir yumruk atıyoruz. Görebildik değil mi sağ kuruşu? Sağ kuruşu vurur. Tekrardan alalım gardımıza. Tekrar bir sağ kuruşu ile evet çeneye odaklı bir yumruk. Tekrardan çeneye odaklı bir yumruk. Tekrar. Evet şimdi sol kuruşu gösterelim. Sol. Evet ve sağ. Çok iyi. Tekrar sol. Evet tekrar sağ. Daha çok. Evet birazcık daha. Tekrar sol. Tekrar sağ. Seri bir sol sağ istiyoruz Mustafa. 1-2. Evet tekrar 1-2. Dönerken omuzlar sürekli sola yüze dokunacak. Surata dokunacak. Çünkü tam vücudun tam dönmesi şartı var. Evet tekrar gösterelim. 1-2. Tekrar 1-2. Dikkat etmemiz gereken hususlar neydi? Kroşede omuz yüze çarpacaktı. Çeneye odaklı bir yumruk olduğu için bura çok önemli. Direkt karşıya bir kroşe olmaz. Çeneye odaklı olduğu için hafif aşağı inmeli. Çeneye odaklı bir yumruk. Dolayısıyla ivmeyi aşağı yönlü göstereceğiz ki kroşe tamamlasıyla oturabilsin. Bir diğer husustan da bahsedelim hemen. Bunu anlatmadan geçmeyelim. Yaptım, kroşemi attım. Bu değil. Kroşe şu değil. Ya da şu değil. Kroşe tam bu iki elimizin bu sallantı kısmı. Burası. Omuz ve bilek kısmı. Evet omuz ve bilek kısmı. Omuz ve kol kısmı şeklinde aşağı doğru çevireceğiz. İvme tam olacak. Gösterelim. Sol. Sağ da aynı şekilde. Sağ. Kırışı yumruklarımız bundan ibaret. Bir sonraki dersimizde aparkatı göstereceğiz. Şimdiki dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde aparkat yumrukları göstereceğiz. Videolarımıza geçmeden evvel, videolarımızı izlemeden evvel abone olun. Videolarımızı lütfen beğenin.